Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Erkeksi erkek nasıl olunur? Kaliteli kadınları kendinize nasıl çekersiniz? Kadınlar, feminen doğar erkeksilik sonradan olan bir şeydir arkadaşlar. Kendinizi geliştirerek yapacağınız şeylerdir. Bir erkek kendini geliştirmek için iki yanlış yerden bilgi edinmeye çalışır. Birincisi geleneksel bilgelik dediğimiz safsatalar. İkincisi de kendi kendine yardım endüstrisi. Evrene sevgi alıyoruz, gurularımız var. Şöyle yap, böyle yap. Bunlar sadece kendi kendine yardım eden endüstriler. Diğer bilgelik konusuna gelince, oğlum her kör satıcının kör alıcısı vardır diye uydurduğumuz atasözleri vardır ya, kişinin yerinde sayması gerektiğini söyleyen, insanları çaresizlik içerisinde bıraktıran geleneksel anam babam usulü bilgelik. Kadınlar şiirlerden hoşlanır diye seksüel kelimelerle doldurarak kalbini kazanmaya çalışan erkek bilgeliği geleneksel bir bilgeliktir. Kızlar! Hileksiz severim seksi. Sekste güçlüyüm, sekste güçlüyüm. Anında değişirim, çok güzel sevişirim. Titrettin beni, titrettin. Bir kadının peşinden koşmak böyle bir şey değil. Onu bu şekilde cezbetmek mümkün değil. 10 madde uygularsak nasıl gelişiriz? Önce onlara bakalım arkadaşlar. Birincisi, vücudunuzu geliştirmeye bak. Böyle gelmiş, böyle gider diye düşünmeyin. Erkeksilik zihinsel güç olduğu kadar fiziksel güçtür. Bir önceki videomda söylemiştim. Kadınlarla erkekler eşit değildir. Önce fiziğinize bakmanız lazım. Fizik ruhumuzun elbise giymiş hali. Bedenimize ne kadar çok iyi bakarsak kendimizi de o kadar iyi hissederiz. Ve kendinizi güvende hissederiz. Altınızda son model Aston Martin olduğunu düşünün. Bu size geçici özgüven verir. Ama sizin kendinize ait görünmeyen sermayeniz bilgi ve becerilerinizdir. Erkeksi erkek olabilmek için önce özgüven sahibi olmamız lazım. Materyallerle özgüven sağlayamayız kendimize. Çok param varsa kendime güveniyorum, param yoksa kendime güvenmiyorum. Bu erkeğin ne kadar yapısında olsa da bu da bize geleneksel bir öğreti olarak dayatılmıştır. Tabii ki paranı kazanacaksın. Hırs iyi bir şey değil diye gösterilir. Bu da bir geleneksel öğretidir. Hırs kötü bir şey değildir arkadaşlar. Hırsı gözünüzü kör edecek kadar, başkalarının malına konacak kadar veya başkalarının sırtından geçinecek kadar bir hale gelmediği sürece iyi bir şeydir. Size artılar kazandırır. Ve kendinizi disipline etme konusuna gelince, vücudunuzu disipline ettiğiniz kadar zihninizi, sözlerinizi yerine getirme konusundaki azminize kadar disiplinli olmalısınız. Her ne kadar yaşadığımız toplum içerisinde bazı özelliklerimiz mutasyona uğramış olsa da, bir takım sözlerin etkisinde, düşüncelerin etkisinde kalmış olsanız dahi bunları değiştirebilirsiniz. Bir erkekte olması gereken dürüstlük, samimiyet, erkeksi özelliklerdir. Sorumluluk sahibi bir erkek olabilmek. Erkekler çözüm odaklıdır. İhtiyaçlarınız için ve geleceğiniz için tam sorumluluk almalısınız. Kadınlar zengin biriyle evlenip zengin olma süresini kısaltabilirler. Erkeğin böyle bir şansı olsa da orada da artık erkeksiliği olmayan erkek pozisyonuna düşer. Başka bir kadının parasıyla ne kadar erkeksi olabilirsin? Otur ağla. Kaliteli bir erkeğin düşünceleri, kaliteli bir erkeğin gelişiminden bahsediyoruz burada. Diyelim şişmansın, yağ kaybetmek senin sorumluluğunda. Kadınlar vücut pozitifliği diye saçma sapan sloganlarla obeziteyi rasyonalize edebilirler. Hatta sorumluluktan kaçınmaları için destekçi bile bulabilirler. Erkek böyle değil. Hayatı için sorumluluk alan erkek daha erkeksidir. Kişisel gelişiminize de dikkat etmeniz lazım. Nedir bu kişisel gelişim? Evrene sevgi dağıt değil, demin bahsettiğim gibi. Kendinizi geliştirmek, içsel anlamda kendinizi geliştirebilmek arkadaşlar. Erkekler bir şeylerde ustalaşmak zorundadırlar. Çünkü erkekler ustalaşmak için gerekli ham maddelerle donatılmışlardır. Fakat gelişen dünya erkeklerin erkeksiliğini elinden almıştır. Potansiyel bir kuvvetiniz var aslında ama hiçbiriniz bunun farkında değilsiniz. Ustalık için çaba sarf etmeyen bir erkek her zaman ergen bir oğlan gibi kala kalır. Kendine güven ustalıkla dövülür. Ustalık da
kendini geliştirme yoluyla elde edilir. Üçüncü maddemize gelecek olursak akılcılık. Erkek biliyorsunuz her zaman söylüyorum mantık fakültesine gitmek zorundadır. Mantıklıdır çünkü. Kadınlar gibi duygularla hareket etmezler. Kadınlar gerçeklerle pek baş edemedikleri için astroloji gibi abuk sabuk şeylerle falan uğraşırlar. Çünkü kadınlar gerçeklerden bile rahatsız olurlar. Biraz baskı altında kaldıkları zaman ağlamaya başlarlar. Sen de eğer gerçekleri kabul edemiyorsan, kaldıramıyorsan kadınsı özelliklerin vardır. Kadınlar duygularının ona rehberlik etmesine izin verirler. Çünkü onu her zaman beladan kurtaracak bir erkekleri vardır. Dünyanın nasıl çalıştığına dair soğuk ve katı gerçekleri kabul ederek çözmek gerektiğini erkekler bilir. Dördüncü maddemizde güç kime karşı kullanmalı? Tabii ki kadına karşı fiziksel güçten bahsetmiyorum. Erkeklerin ve kadınların eşit olmadığını zaten biliyoruz. Çünkü erkeklerdeki gücü temsil eden testosteron oranı kadınlardan 20 kat daha fazla. Bir kadının fiziksel olarak zayıf, güçsüz olması pek kimsenin umurunda değildir. Ama bir erkeğin sarkık kolları, zayıf oluşu çok dikkat çeker ve etrafımdan da biliyorum. Çok zayıf olduğu için kendine güvensiz olan veya çok şişman olduğu için kendine güvensiz olan birçok erkek biliyoruz. Şişmanları zenginliğiyle örtmeye çalışıyor. Bu da ona sahte bir kendine güven verir. Neden fiziksel güç gerekiyor? Kendini ve sevdiklerini, bölgeni korumak anlamında fiziksel bir güce sahip olmalısın. Güçlü bir adam baskıya dayanabilir ama kadınlar için bu söz konusu değil. Zihinsel güçlülük çok önemli. Siz bunu disipline edebilirsiniz. Ordu erkeklerden oluşur. Zihinsel olarak zayıf adam ortalığı sürekli yatıştırma ve özür dileme şeklinde hareket eder. Ama zihinsel güçlülüğü olan bir adam rahatsız etmez. Dimdik ayakta durur, gidip alır. Ezik olmaz. Bazen görüyorum adam haklı olduğu halde sürekli alttan alıyor. Bazen sevdiklerimiz yanımızda olduğu zaman alttan alsak da bazen işler öyle yürümüyor arkadaşlar. Beşinci maddede cesaret geliyor arkadaşlar. Cesaret gözü kara hareketler değil, risk almaktan bahsediyorum burada. Kararlılık, macera perestlik, harekete geçme bunlar cesaret gerektiren erkeksi niteliklerdir. Erkeksi erkek belirleyicidir. Kadınlar karar vermekten nefret ederler. Kararlılık çok önemlidir. Çünkü sizi tembellikten kurtarır. Erkeksi erkekler cesurdur. Konfor alanından çıkmak için de cesaret lazımdır. Erkeksi erkekler harekete geçer, kadınlar bekler. Bir erkeğin kucağına yukarıdan bir şey düşmez. Bunun için de harekete geçmesi lazım. Şunu unutmayın ki bir başarı daha önceki başarısızlıklarınızı siler arkadaşlar. Diğer bir konu, bakın çok kısa geçmek istiyorum. 8 yetkinlik dediğimiz konu. Video oyunları erkekleri pasivize eder. Kadınların bazıları video oyunlarına veya erkeklerin bu futbol merakına kadar ilgi duymuş gibi yapabilirler. Gerçekte böyle değildir. Sadece erkekle vakit geçirmek için ilgiliymiş gibi görünürler. Sizi video oyunları, futbol yorar. Bir erkeğin erkeksi potansiyelini boşa harcar. Doğuştan gelen rekabet etme ve kazanma duygusunu gerçek hayatta somut, hiçbir faydası olmayan sanal meşguliyetlerle çarçur etmeyin arkadaşlar. Kumar oynuyorsanız kumarı kati surette bırakmalısınız. Hele online bahis siteleri. Bunların hiçbirine para vermiyorsunuz. Anlaştık. Kendinizi organize edeceksiniz. Erkeksi bir erkek disiplinli olmak zorundadır. Orduda bilirsiniz disiplin nasıldır. Zamanında uyanırsınız, zamanında uyursunuz. Kendinizi organize etmek için bir çalışma programı elde etmelisiniz. Ordu bunları verir. Bir çalışma programınız yoksa işlerinizi halledemezsiniz. Sağlam bir antrenman rutinin de yoksa asla fiziksel olarak güçlü olamaz. Disiplin bir erkek için mutlak zorunluluktur. Başka yolu yok. Diğer bir konu, onur. Kadınlar düşüncelerini duygularıyla yaratırlar. Duygular da geçici olduğu için sürekli fikir değiştirirler. Ama bir erkekte olması gereken en büyük özelliklerden biri sözünün eri olması. Erkek adam sözünün eridir.
Sözünü tutamayan erkek erkek değildir. Dürüstlük, samimiyet, sadakat ve bütünlük bir erkekte olmazsa olmazlardan. Her erkeğin sahip olması gereken onurlu erkeksi özelliklerdir. Eğer kaliteli kadınları kendinize çekmek istiyorsanız dediğim 10 maddeyi kendinize düstur edinmelisiniz. Tabii ki bunun bir videoya sığamayacak kadar detayları var. Bunları ilerleyen zamanlarda ders niteliğinde işleyebiliriz. Tabii ki sizlerden gelen talep olursa. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın.